Din ve Dünya Sultanı, Yakin Kafdağ'ın Simurgu, Uzlet Aleminin Hazinesi, Devlet Esrarının Defilesi, En Büyük iklimin Padişahı, ilahi Lütuf ve Keremle Yetişen Cihan Şeyhi İbrahim Etem. Vaktin dindarı ve asrın sıddıkıydı. Çeşit çeşit muamelelerde ve türlü türlü hakikatlerde mükemmel bir hazı ve nasibi vardı.'' herkes tarafından makbul sayılırdı. Birçok şeyhleri görmüştü. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin sohbetinde bulunmuştu. Cüneyt, bu taifedeki elimlerin anahtarları İbrahim Etem'in elindedir demişti. Bir gün İmam-ı Azam'ın yanına gelince talebeleri onu hor ve hakir görmüşler ama Ebu Hanife, İbrahim Etem seyyidimiz, efendimizdir demişti talebeleri kendisine o bu efendiliği neyle buldu diye sorduklarında o daimi surette Hak Teala ile meşgul bulunmakta, bizse başka işlerle uğraşmaktayız diye cevap verdi. Bel padişahı bulunuyordu. Başlangıçtaki hali şöyleydi. Padişahlığı sırasında alem fermanı altındayken altın kalkanlı 40 kişi önünden gider, altın gürüzlü 40 kişi de ardından yürürdü bir gece tahtı üzerinde uya kalmıştı gece yarısı olunca sanki dama biri çıkmış gibi tavan sallandı İbrahim bağırdı kim o tanıdık biriyim devemi kaybettim burada onu arıyorum hey şaşkın ne diye damda deve arıyorsun damda deve ne gezer ama ey gafil sen Allah'ı altın taht üzerinde ve atlas elbiseler içinde arıyorsun damda deva aramak bundan daha mı acayip? Bu sözden kalbinde bir heybet hasıl oldu. Gönlünde bir ateş zuhur etti. Tefekküre daldı. Hayrete düştü, müteessir oldu. Diğer bir rivayette şunlar anlatılır. Umumi bir şölen verilmişti. İleri gelen devlet adamlarından her biri onun önünde yerlerini almışlar, kullar karşısında dizilmişlerdi. Derken aniden heybetli bir adam çıka geldi. Adam öylesine heybetliydi ki kullardan ve hizmetkarlardan hiçbiri yanına varıp da ''Sen kimsin, burada ne işin var?'' deme cesaretini bulamadı. Adam bu şekilde etrafına heybet ve dehşet saça saça İbrahim'in tahtına kadar ilerledi. İbrahim sordu. Ne istiyorsun? Bu ribatta ve kervansarayda konaklamak istiyorum. Burası ribat ve han değil, benim sarayımdır. Peki bu saray bundan evvel kimindi? Pederimin. Ondan evvel kimindi? Falan zatın. Ondan evvel kimindi? Falan oğlu filanın. Bunlar şimdi nereye gittiler? Hepsi de göçüp gittiler ve öldüler. Bu ne biçim kervansaraydır ki biri gelmede, biri gitmedi. Adam bu sözleri söyledi. Sonra da acele acele saraydan çıkıp gitti. İbrahim peşine düştü. Ardından seslendi. Ve mutlaka seninle konuşmam lazım diye yemin verdi. Bunun üzerine adam durunca İbrahim sordu. Sen kimsin? Ben nereden geliyorsun ki? Canımda ateş tutuşturdun. Ben arzi, bahri, berri ve semai bileyim. Herkesçe bilinen adım hazırdır. Azıcık bekle. Ta ki eve gidip geleyim. Adam bu kadar bekleyemem. Hiç bundan da acele deyip kayıplara karıştı. İbrahim'in gönlündeki ateş daha da artmış, derdi fazlalaşmıştı. Gece işitmiş ve gündüz görmüş olduğum bu hal ne hallettir dedi ve atı eğerleyin, avlanmaya gideceğim, bakalım bu hal nereye varacak diye emir verdi. Ata bindi, sahranın yolunu tuttu. Sahrada şaşkın şaşkın dolaşıyor ve ne yapacağını bilemez bir halde bulunuyordu bu hal içinde muhafızlardan ayrı düşüp uzaklaşmıştı. Bu sırada uyan diye bir avaz işitti ama duymazlıktan geldi. Bu sesi ikinci defa işitti. Üçüncü seferinde ise kendisini oradan uzaklaştırdı ve duymazlığa vurdu. Dördüncü seferinde başkaları seni uyandırmadan evvel kendin uyan diye bir ses duydu. Bu hitabı işitince birden iradesi elden gitti.'' aniden bir ceylan peyda oldu. Kendisini onunla meşgul etti. Ceylan dile geldi ve beni seni avlamam için göndermişlerdir. Beni avlaman için seni göndermiş değillerdir. Ha? Sen beni avlayamazsın. Bir biçareye ok atıp onu avlamak için mi seni yaratmışlardır? Bundan başka bir işin yok mu? dedi. İbrahim bu ne hal böyle deyip yüzünü ceylandan çevirdi ama Ceylan'dan işitmiş olduğu sözlerin aynısını bu kere de Eğri'nin kaşından işitti. İçinde bir üzüntü ve korku zuhur etti. Keşfi daha da ziyadeleşti. Hak Teala, onun işini tamamlamayı murad edince aynı sözleri bir kere de yakası yani göğsü cihetinden işitti. İşte keşfi o zaman ve orada tamamlandı. Artık melekutun kapıları ona açılmış oldu.'' Ricalullah denilen Allah adamlarının vakasını müşahade etti. Ruhi bir tahavvül ve inkılap geçirdi ve yakin hasıl oldu. Derler ki bu hadise üzerine o kadar ağlamıştı ki gözünden akan yaşlar sebebiyle at da, elbisesi de tümüyle ıslanmıştı. Samimi bir şekilde canı gönülden tevbe etti. Gelişi güzel bir cihete yönelip gitti.'' Sırtına bir maşlah giyinmiş, maşlahın külahını da başına çekmişti. Koyun güden bir çoban gördü. Dikkat edince bunun kendi uşağı olduğunu fark etti. Üzerindeki altın sırmalı kaftanı çıkardı ve ona verdi. Koyunları da kendisine bağışladı. Çobanın sırtındaki maşlahı alıp giyindikten sonra külahını da başına çekti. Bundan sonra yaya olarak dağlarda ve çöllerde dolaşıyor günahlarına ağlıyordu. Böyle böyle Merve ulaştı. Burada bir köprü gördü. Ama bir adam köprüden geçiyordu. Köprüden düşmek üzereyken İbrahim "Allahum muhfazhu. Allah'ım onu muhafaza et." diye dua etti. Ama havada muallakta kaldı. Orada bulunanlar onu tutup içeri çektiler ve İbrahim hakkında da ne kadar büyük adammış diye şaşıp kaldılar. Sonra oradan da ayrılıp Nişabur'a geldi. İbadet ve taatle meşgul olmak için ıssız bir yer arıyordu. Burada meşhur bir mağara vardı. Dokuz sene bu mağarada ikamet etti. Mağaranın her köşesinde üç sene kaldı. Geceleri ve gündüzleri bu mağarada ne mücahadeler yaptığını ve ne çileler çıkardığını kimse bilmezdi. Perşembe günleri mağaranın yukarısından dışarı çıkar, büyük odun toplar. Sabah olunca bunu sırtına yüklenip Nişabur'a götürüp satar. Cuma namazını eda ettikten sonra bu parayla ekmek alır, yarısını bir fakire verir, yarısını kendi harcardı. Öbür haftaya kadar işte bununla kanaat ederdi. Ahval ve zamanları bu minbal üzere geçerdi. Naklederler ki bir kış gecesi bu mağarada bulunuyordu. Hava soğuktu. İhtilam oldu. Zemheri günleriydi. Bu halde buzu kırmış, gusletmişti. Seher vaktine kadar namaz kılmış, seher vakti soğuktan mahvolacağından korkmuştu. O sırada bir ateş veya kürk lazım diye hatırına bir fikir gelmişti. Hemen o anda bir kürkün sırtını ısıttığını hissetmişti. Böylece uykuya dalmış, uyanınca da ortalığın aydınlandığını ve havanın da ısındığını görmüştü. Bu kürk büyük iki kadeh gibi iki gözü olan bir ejderhanın derisiydi. Ağladı ve kalbinde bir korku zuhur etti. Ya Rabbi, bunu bir lütuf olmak üzere bana gönderdin. Lakin şimdi ben onun kahredici suretini görüyor ve buna da takat getiremiyorum dedi. Bunun üzerine ejderha harekete geçti. Onun önünde kendisini selamlar gibi iki üç defa yüzünü yere sürdü ve oradan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Naklederler ki insanlar onun hali hakkında biraz malumat sahibi olduklarında söze edilen mağaradan kaçtı. Mekke'nin yolunu tuttu. Şeyh Ebu Said bu mağarayı ziyarete gittikleri vakit şöyle demişti. Subhanallah. Eğer bu mağara miskle dolu olsaydı bu kadar hoş kokmazdı. Bir civan mert birkaç gün burada sıdkı ile bulunduğu için burası baştan sona kadar huzur ve sükün mahalli haline gelmiş. Sonra sahranın yolunu tuttu. Derken din büyüklerinden birine rastladı. Bu zat ismi azamı Yüce Allah'ın en büyük ismini ona öğretti o bu isimle Hak Teala'ya dua etti. Derhal Hızır'ı gördü. Hızır ona, ey İbrahim, ismi azamı sana belleten zat, biraderim İlyas'tı. Sonra onunla Hızır arasında birçok şey konuşuldu. Onun piri Hızır'dı. Zira başlangıçta onu çekip bu yola sevk eden oydu. Yolculuk yaptığı çöl hakkında şöyle demişti. Zatül ırka ulaştığımda Hırka ve yamalı elbise giymiş yetmiş kişi gördüm. Hepsi de can vermişlerdi. Kendilerinden kan akıyordu. Sadece içlerinden biri ölmeye ramak kalmıştı. Ona, ey Civan Mert, bu ne hal böyle? diye sordum. Şöyle dedi: Ey İbrahim etem, su ile mihraptan ayrılma. Daima taharet ve taat üzre ol. Uzak uzak gitme ki terk edilmiş duruma düşersin yakın yakın gelme ki zayıf düşersin. Selamet ve saltanat sergisi üzerinde bu küstahlığı yapan bir kimse olma sakın. Beytül Haramacılarının Rum kafirleri gibi katledildikleri ve hacılara karşı gaza yapılan bir dostluktan kork. Şimdi dinle. Biz bir sufi taifesiydik. Tevekkülle çölün yolunu tuttuk hiç söz söylememeye ve Allah'tan başkasını düşünmemeye azmetmiştik. Hareket ve sükunumuz hep onun için olacaktı. Ondan başkasına iltifat etmeyecektik. Çölü aşıp ihram giyilen yere varınca Hızır bize yetişti. Selam verdik, sevindik ve elhamdülillah ki sarf ettiğimiz çabalar kabul edildi. Boşa gitmedi. Talip olan bizler matluba kavuştuk ki böyle biri bizi karşıladı dedik. Hemen o hal içinde ruhumuza şöyle nida oldu. Sizi yalancılar ve iddiacılar sizi. Sözünüz ve cehdiniz bu muydu? Bizi unutup da bizden başkasıyla mı meşgul olacaktınız? Ceza olarak canınızı yağmalayacağız. Civan Mert bunları söyledikten sonra şu görmüş olduğun Civan Mertlerin hepsi bu iddia sebebiyle yanmışlardır. Ey İbrahim, gel gel. Eğer senin başında da bu sevda varsa ayağını bu kapıya koy, dedi. Şiir, kan dökülür daima memleketimizde. Canüd günlük idi daima bu hurdanımızda. Bizi istiyor musun? İşte böyle, aksi halde defol bizden. Biz dost katlederiz. Tabii sen de bizi istemezsin.'' Bunun üzerine İbrahim hayrete düştü ve ''Peki sen onların elinden yakanı nasıl kurtardın?'' dedi. Civan Mert dedi ki ''Şunlar pişmiş idiler. Sense henüz hamsın. Pişmek için çabala ve onların ardından gel.'' dediler. Bunu söyledi ve o da can verdi. Naklederler ki sahrayı kat etmek için 14 yıl mesafe alması lazım geldi. Bu süre içinde hep namaz kılar, niyazda bulunurdu bu suretle Mekke'ye ulaştı. Haremin pirleri durumdan haberdar olunca kendisini karşılamaya çıktılar. O ise kimse beni tanımasın diye kafilenin önüne düşmüştü. Piyilerin önüne çıkıp yürümek hizmetkarların adetiydi. Karşılamaya çıkanlar kafilenin önünde yürümekte olan bir adamı görüp ona ''Acaba İbrahim Ethem yaklaştı mı?'' Çünkü kendisini karşılamaya gelen harem şeyhleri yaklaşmış bulunmaktadırlar diye sordular. İbrahim o zındık heriften ne istiyorsunuz dedi. Bunun üzerine onlar da ellerini kaldırıp ensesine bir sille vurdular ve sen böyle bir adama nasıl zındık diyebilirsin asıl zındık sensin dediler. İbrahim de zaten ben de aynı şeyi söylüyorum dedi. Onu bırakıp gittikleri zaman İbrahim nefsine sen ne halt ettin muhterem harem şeyhlerinin seni karşılamalarını mı istiyordun? Elhamdülillah ki nasibini aldığını ve müstahak olduğun muameleyle karşılaştığını gördüm, dedi. Nihayet kendisini tanıdılar ve özür dilediler. Sonra Mekke'de ikamet etti. Burada eş, dost edindi. Daima elinin emeği ve alnının teriyle temin ettiği kazançla geçinirdi. Gah odun keser ve taşır, gah halkın bağ bahçe bekçiliğini yapardı. Naklederler ki Belh'ten ayrıldığı vakit geride süt emme çağında bulunan bir oğlunu bırakmıştı. Oğlan büyüyünce anasına babasını sordu. Annesi de pederin kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair işaretler var demişti. Oğlan ben Mekke'ye gidip Kabe'yi ziyaret edeceğim. Babamı bulup hizmetinde çalışacağım dedi. Sonra her kim hacca gitmeyi arzu ediyorsa buraya gelsin. Saat ve rahilesini ben temin edeceğim. Yol masraflarını ben karşılayacağım diye ilan etmelerini emretti. Derler ki bu ilan üzerine tam dört bin kişi toplandı. Hepsinin yol masraflarını karşılayarak hacca götürdü. Belki pederimin yüzünü görürüm diye ümid ediyordu. Kabe'ye gelince hırka ve yamalı elbise giymiş bir takım kişiler gördü. Bunlara İbrahim Etemi tanıyor musunuz diye sordu. Onlar da o bizim şeyhimizdir. Odun getirmek için Mekke sahrasına gitti. O her gün sırtında büyük odun getirir, satar, parasıyla ekmek alıp bize getirir dediler. Bunun üzerine Mekke sahrasına açıldı. Sırtına ağır bir yük odun yüklenip gelen ve çocuğunu ağlayan bir ihtiyar gördü kendini gizleyip onun peşi sıra pazara kadar geldi. İhtiyar, hoş, helal ve temiz olanı, temiz karşılığında kim satın alır diye bağırmaya başladı. Adamın biri odunları alarak karşılığında ekmek verdi. İbrahim ekmeği alarak yoldaşlarına getirdi. Önlerine koydu ve kendisi de namaz kılmakla meşgul oldu. Onlar ekmek yiyor, bu namaz kılıyordu. Dostlarına daima Kendinizi parlak oğlanlardan ve namahrem kadınlardan koruyun. Bilhassa kadınların ve küçüklerin hacda bulundukları şu günlerde gözlerinizi muhafaza edin diye tavsiyede bulunur ve hepsi de bunu kabul ederlerdi. Hacılar Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf ettikleri sırada İbrahim bütün yaranıyla beraber tavaf yapıyordu. Güzel yüzlü bir oğlan gelip önünde durdu. İbrahim sık sık ona bakıyor ve yoldaşları da bunu görüyorlardı. Bu manzarayı müşahede eden yoldaşları ona tacip ediyorlardı. Tavafı bitirdiklerinde dediler ki: Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sakın hiçbir kadına ve oğlana bakmayın diye bize emretmiştin. Oysa siz güzel yüzlü oğlana bakıyorsunuz. Siz de gördünüz mü? Evet gördük. İnsaf edin. Çünkü kanaatime göre o benim Belh'teki yavrumdur. Belh'ten ayrıldığımda henüz süt emme çağında bulunan bir çocuğumu orada terk etmiştim. Öyle zannediyorum ki bu oğlan o çocuktur. Pederim benden kaçmasın diye oğlan hiç kendini belli etmiyor. Her gün geliyor ve burada babasını seyrediyordu. Bu kanaati taşıyan İbrahim bir yoldaşını yanına alarak dışarı çıktı. Bel kafilesini araştırıp aralarına sokuldu. Atlas bir çadırın kurulu olduğunu, ortasında bir kürsü bulunduğunu, o oğlanın da bu kürsünün üzerinde oturup Kur'an okuduğunu gördü. Derler ki oğlan da o esnada mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir mealindeki ayet okumaktaydı. İbrahim bunun üzerine ağlamış ve Rabbim celle celaluhu doğru söylemiştir ve geri dönüp giderken yanındaki yarına git şu oğlana kimin oğlu olduğunu sor demişti. Bu zat gitmiş ve sormuş. Nerelisin? Belhliyim. Kimin oğlusun? Oğlan başını öne eğer, eliyle yüzünü kapatır, gözlerinden yaşlar boşanır, başlar hüngür hüngür ağlamaya ve İbrahim Etemin oğluyum dedikten sonra elindeki Musaf'ı yere kor ve dün hariç pederimi hiç görmedim. Dün gördüğüm zatın o olup olmadığını da kestiremedim. Benden kaçmasından korktuğum için durumu da kendisine açamadım. Zira o evvel de bizden kaçmıştı. Annesi de oğlanın yanında bulunuyordu. Derviş gelin sizleri onun yanına götüreyim diye teklif etti. Gittiler. İbrahim yarınıyla Rükni Yemani'de oturmuşlardı. İbrahim uzaktan bakınca oğlanla annesiyle birlikte bulunan yoldaşını gördü. Kadın İbrahim'i görünce sabrı tükendi ve coşkuyla işte baban diye bağırdı. Orada bulunan ahbap ve halkın hepsi aniden kendilerini ağlamaya kaptırdılar. Ağlaya ağlaya kendinden geçen oğlan kendine gelince babasını selamladı. O da mukabelede bulunup onu bağrına bastı ve sordu. Hangi dindensin? İslam dinindenim. Elhamdülillah. Peki Kur'an biliyor musun? Biliyorum. Elhamdülillah. İlimden bir şey tahsil ettin mi? Evet, tahsil ettim. Elhamdülillah. Sonra İbrahim oradan ayrılmak istedi ama oğlan elini bırakmadı. Anne ise feryat ediyordu. İbrahim oğlanı yanına almış, yüzünü semaya çevirmiş ve ilahi imdadıma yetiş diyordu. Oğlan kucağında can vermişti. Ahbapları ya İbrahim ne oldu diye sorduklarında dedi ki oğlanı bağrıma basınca şefkati ve sevgisi kalbimde kaynamaya başladı. Bunun üzerine şöyle bir nida geldi. Ya İbrahim beni sevdiğini iddia ediyorsun ama benimle birlikte başkalarını da seviyorsun. Değerleriyle meşgul oluyorsun. Dostluğa ortak katıyorsun öyle mi? Eşe dosta sakın ha kadın ve küçüklere bakmayın diye tavsiyede bulunuyorsun ama sen şu kadına ve küçüğe bağlanmış bulunuyorsun. İbrahim diyor ki bunu işitince dua edip izzet sahibi Rabbim imdadıma yetiş. Eğer onun muhabbeti beni senin muhabbetinden alıkoyacaksa ya onun ya da benim canımı al diye niyazda bulundum. Duam onun hakkında kabul edildi. Eğer biri bu hale tacip ederse Deriz ki, peki Halil İbrahim'in oğlunu kurban etmesi tacip edilecek bir şey değil midir? Şöyle dediği nakledilir. Kabe'nin tavaf edenlerden hali olduğu bir zamanı bulmak ve hacetimi dilemek için geceleri fırsat kollar ama hiç fırsat bulamazdım. Nihayet bir gece muazzam bir yağmur yağdı. Fırsatı ganimet bilerek Beytullah'a vardım. Burası o kadar ıssızdı ki bir Kabe, bir de İbrahim vardı. Tavaf yaptım ve elimle halkaya yapışarak günahtan masum olmayı diledim. Bu esnada sen günahtan masum olmayı diliyorsun. Bütün halk da benden bunu diliyorlar. Ama ben herkese masum olmayı nasip etsem benim af, mağfiret, merhamet ve rahmet edicilik deryam nereye gidecek ve ne işe yarayacak diye bir nida işittim.'' Bunun üzerine Allah'ım günahlarımı affet dedim. Şunu işittim. Dünyada benimle konuşurken kendinden bahsetme ve diğerlerinin affını iste. Senden başkalarının bahsetmeleri ve affını dilemeleri daha iyi olur. Münacatında şöyle demişti. İlahi, bana ihsanda bulundun. Seni zikir esnasında bana üns bahşettin. Azametin hakkında tefekkür etme vaktinde bana feragat ve huzur hali lütfettin. Biliyorsun ki bunların yanında sekiz cennet fazla bir şey değildir. Diğer bir münacatı da şöyleydi. Ya Rab, beni günah zilletinden uzaklaştırıp taat izzetine ulaştır. Derdi ki ilahi, ah seni bilen hakkıyla seni bilmemiştir. Şimdi seni bilmeyen bir kimsenin hali acep nice olur. Şöyle dediği rivayet edilir. 15 yıl çile ve meşakkat çektim. Bu öyle olmaz. Var kul ol, rahat bul diye bir nida işittim. Bu emrolunduğun gibi istikamet üzere ol demektir. Rivayete göre ona sorulmuş. Sana ne oldu ki mülkü terk ettin? Demiş ki bir gün taht üzerinde oturuyordum. Önüme bir ayna tuttular. Aynaya bakınca gördüm ki öz ikametgahım mezarmış.'' Orada bir ahbap ve dert ortağı da yok. Seferi uzak, önümdeki yolu uzun olarak müşahede ettim. Azık ve erzam yoktu. Kadıyı adil, hakimi hakşinas buldum ama benim hüccetim yok. İşte bunun üzerine hükümdarlıktan soğudum. Niçin Horasan'dan firar ettim diyenlere, çünkü dedi, orada sık sık dün niceydi, bugünün nasıldır diye hal hatır soruyorlardı. Niçin kadın istemiyorsun, evlenmeyi arzu etmiyorsun diyenlere dedi ki, kocaya varıp da onun tarafından aç ve çıplak bırakılan bir kadın hiç var mıdır? Halbuki ben evlenmiyorum çünkü evleneceğim kadın aç ve uruyan kalır. Gücüm yetse nefsimi boşayacağım. Diğer birini nasıl terkime bağlayabilirim? Bir kadını nefsimle nasıl kandırabilirim? Dervişin birine sordu. Karın var mı? Hayır. Çocuğun var mı? Hayır. İyi, iyi. Derviş sordu. Bu ne demek? Evlenen bir derviş ve fakir gemiye binmiştir. Çocuğu oldu mu batmıştır. Naklederler ki bir gün sızlanan bir derviş görmüş ve sormuş. Sanıyorum dervişliği bedava satın aldın ki böyle ortalıklarda sızlanıp duruyorsun. Ey İbrahim, dervişliği ve fakirliği satın alan bir kimse hiç var mı ki? Bak ben fakirliği satın almak için Bel ülkesini satmışımdır ve fakirliği gayet ucuza almışımdır. Adeta bedava. Zira dervişlik gayet kıymetlidir. Naklederler ki biri İbrahim'e bin altın getirdi ve bunu kabul buyur dedi.'' İbrahim ben fakirlerden hiçbir şey almam dedi. Adam ama ben fakir değilim ki dedi. İbrahim peki sahip olduğun servetten daha fazlası sana lazım mı diye sordu. Adam evet deyince İbrahim dedi ki bu parayı al götür. Zira tüm fakirler içinde baş fakir sensin. Şu hal fakirlik değil midir? Şu söz onundur. Karşılaştığım hallerin en çekilmezi olanı Gittiğim bir yerde halkın beni tanımalarıdır. Zira tanındığım bir yerden firar etmem lazım gelmekti. Bilmiyorum ki şu iki halden hangisi daha zordur. Tanınmadığım zaman çekmiş olduğum zillet mi yoksa tanındığım zaman izzetten firar etmek mi? Biz fakirlik aradık, karşımıza zenginlik çıktı. Halk zenginlik arıyor ama karşılarına fakirlik çıkıyor demişti. Derler ki adamın biri kendisine on bin gümüş para getirmiş ama bunu kabul etmemiş ve bu kadar siyah gümüşle ismimi fakirler defterinden silmek mi istiyorsun demişti. Naklederler ki kendisine gaybden bir varit feyiz geldiği zaman şu dünya hükümdarları nerede gelsinler de bunun ne kadar zevkli ve hazlı bir şey olduğunu görsünler ta ki mülklerinden ağır etsinler demişti. İhlas yüce Allah karşısında niyetteki samimiyet ve doğruluktur. Her kim üç yerde içinde huzur bulmazsa bu onun yüzüne kapıyı kapatmış olduklarının işaretidir. İlki Kur'an okuma vaktinde, ikincisi zikir yaparken, üçüncüsü namaz kılarken. Arif'in alameti odur ki ekseriya hatırı tefekkür ve ibret sözleri hakkı methusena Amelleri taat, nazarları sanat ve kudretteki inceliklerle olur. Yola atılmış bir taş gördüm. Üzerine çevir ve altını oku diye yazmışlardı. Çevirdim ve gördüm ki, eğer bildiğinle amel etmiyorsan, ne diye bilmediğini bellemek istiyorsun diye yazılmış. Bu yolda benim için kitaptan ayrılmaktan daha güç hiçbir şey olmamıştır. Zira mütealada bulun diye emredildi. Bugün sana en ağır gelen amel hangisi ise yarın terazide en ağır basacak olan amel odur. Bir salihin kalbinden şu üç perde kalkmalıdır ki ona devlet kapısı açılmış olsun. Biri şudur. Şayet ebedi ihsana mukabil iki alemin mülkünü kendisine verseler buna sevinmemeli. Zira bu takdirde o mahluk olan bir şeyin varlığıyla sevinmekte ve henüz haris bir kişi durumunda bulunmaktadır. Halbuki haris mahrumdur. İkinci perde şudur. İki cihanın mülkü onun olsa ve bunu kendisinden geri alsalar iflas ettim diye üzülmemeli. Zira bu durumda üzülmek kızgınlık alametidir ve kızgın azap içindedir. Üçüncüsü budur. Övünmeye ve okşanmaya aldanmamalı. Zira okşanmaya kanan bir kişinin himmeti hakirdir ve himmeti hakir olan haktan perdelenmiştir. Yüksek himmet sahibi olmalıdır. Nakledildiğine göre birine sormuş. Evliyadan olmayı arzu eder misin? Tabii. O halde zerre kadar dünyaya ve ahirete rağbet etme. Bütün mevcudiyetinle izzet ve celal sahibi Allah'a yönel. Allah'ın dışındaki varlıklardan kendini uzak tut. Helal lokma ye de zararı yok geceleri sabaha kadar namaz kılıp gündüzleri oruç tutma. Hiçbir kimse namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerini eda ederek Allah adamlarının payesine ulaşamaz. Bu payeye ancak boğazından geçen şeyin helal olduğunu bilen ulaşır. Derler ki veç sahibi bir genç vardı. Muazzam bir manevi hali vardı. Acayip şekilde çile çekiyordu. İbrahim, beni onun yanına götürün, kendisini göreyim dedi. Onu alıp götürdüler. Genç ona, misafirim ol dedi. Üç gün orada kalıp bu gencin halini murakabe etti. Onu anlatılandan fazla buldu. Onun üzerine İbrahim'i bir kıskanma tuttu. Biz böyle donuk bir vaziyette bulunurken, o bütün gece boyunca uykusuz ve kararsız. Onun halini araştırmalıyım. Acaba içindeki şeytan ona, musallat olmak için hiç yol bulmuş mudur yoksa baştan sona kadar hali gereği gibi halis midir diye düşündü sonra kendi kendine işin esası olan hususu dikkatle incelemek lazım gelir dedi sufilik yolunda işin aslı ve esası lokmadır onun lokmasını ve aldığı gıdaları araştırdılar bunu helal yoldan kazanmadığı anlaşıldı İbrahim Allahu ekber Şeytandır dedi. Sonra gence ben geldim sana üç gün misafir oldum. Şimdi sen de gel birkaç gün benim misafirim ol diye teklif etti. Gence alıp onun yanına getirdiler. İbrahim ona kendi lokmasından yedirince genç halini kaybetti. Kendisinde şevk kalmadı. Aşkı yok olup gitti. O hararet ve kararsızlık zail oldu ve uykusuz kalma halini de terk etti. Genç İbrahim'e "Ah sen bana ne yaptın?" diye sordu. İbrahim anlattı. Yediğin lokma helal yoldan değil. Şeytan o lokmayla senin içine girmiş. Burada içine helal lokma girince şeytanın oraya girmesini temin eden kapılar kapanmış oldu. Sana görünen o haller rahmani değil, şeytaniydi. Bu helal lokmayla işinin aslı neyse o zuhur etti ki bu işin helal lokma esası üzerine kurulmuş olduğunu bilesin.